Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Ramazan Güler'le birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz Ramazan hocam. Hoş bulduk. Değerli vaktinizi ayırdınız. Cumartesi günü biliyorum kliniğiniz yoğundur eminim. Evet. Bugün vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Hocam, siz estetik ve plastik cerrahsınız evet. Normalde. Ve ameliyat yapabiliyorsunuz, evet. Ameliyatla birlikte değişimi sağlayabiliyorsunuz. Evet. Fakat bugün bize başka bir şey anlatmaya geldiniz bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ameliyatsız yapılabilecek, bizi güzelleştirecek gençlik serumlarından bahsedecek misiniz? Evet. Nedir bu gençliğimizi sağlayan serum? Şimdi zaman içerisinde yaşlanmayla beraber insan cildinde çeşitli değişiklikler oluyor. İnsanların pek hoşlanmadığı. İşte bunlar elastikiyet, esneklik kaybı, sıvı kaybı yani nem kaybı. Ondan sonra eski parlaklığını, o bebeksi yapısını kaybetmesi ve kırışıklıkların oluşması gibi istenmeyen durumlar oluşabiliyor. Bunlarla mücadele için yıllardır Avrupa'da birçok antioksidan madde içeren ilaçlar kullanılıyordu aslında. H100 serumu ise bunların yüksek konsantrasyonda içeren, bunlar derken neler içeriyor? Mesela çok yüksek oranda hyaluronik asit içeriyor ki bu çok önemli bir madde bizim için. Dokuda deride sağlayan değil evet, mi? Deride su tutarak derinin kendini yenilemesini, kendine gelmesini, o bebeksi yumuşaklığı, esnekliği kazanmasını sağlayan bir madde. Çeşitli vitaminler, özellikle B1 ve B6 vitaminleri ki bunlar çok güçlü antioksidanlar. Çeşitli kolajen yapımında kullanılan çeşitli amino asitler, özellikle 8 çeşit amino asit içeriyor. Ve hücrenin, dolayısıyla insan derisinin kendisini yenilemesini, onarmasını sağlayan her türlü maddeyi içeren bir cilt gençleştirme kokteyli aslında H100. Biz bunları dışarıdan alamıyor muyuz peki? Ben bunu da çok merak ediyorum. Hani ne yiyip ne içsek bunları tamamlayamaz mıyız? Bunları tamamlayamayız çünkü çok yüksek oranlarda maddeler içeriyor bu H100 serumu. Hı hı. Bunları dışarıdan almaya kalkmak çok mümkün değil. Bu yüksek istediğiniz kadar ne kadar yerseniz yerin bu konsantrasyonlarda almanız çok zor. Mideye girdiği zaman evet, onlar zaten parçalanıyor. Sonra yani, vücuda dağılabilir. Yani o zaman bunun yaptığı etkiyi hiçbir şekilde sağlayamıyoruz. Sağlayamayız. Doğru. Çünkü çok yüksek konsantrasyonlarda maddeler içeriyor bu. Bunu beslenmeyle herhangi başka bir şekilde almamız imkansız. Mümkün değil. Peki ameliyatsız estetik işlemler dünyasında amiral gemilerinden birisi gençlik evet. serumu. Evet. Sizin ameliyatlarla birlikte yapa geldiğiniz estetiklerde nerelerde kullanıyorsunuz? Ya şimdi şöyle, mesela ben kendi günlük pratiğimde yüz estetiği, boyun estetiğini çok yapıyorum. Özellikle yüz germe, boyun germe, alın germe. Ben hastalarıma da söylüyorum. Yani sonuçta bu yaptığımız germe işlemlerinde büyük kırışıklıkları, büyük sarkmaları ancak düzeltebiliriz. Belki hacmi de yerine koyabiliriz. Fakat cildin kalitesini arttırmaya yönelik bir şey yapamayız. Bunlar için ek şeyler gerekiyor ve H100 serumu da bu noktada devreye giriyor. O yüzden açıkçası şahsen benim pratiğimde bana çok yardımcı oluyor. Yüz germelerden sonra, alın germelerden, boyun germelerden sonra çok kullanışlı bir serum. Çok amaçlı. Çok amaçlı kullanılabiliyor. Yani. Evet, dediğim gibi. Yani dokuyu yeniliyor o zaman. Yeniliyor, evet. O ince kırışıklıkları mesela hiçbir zaman bir germe ameliyatıyla ince kırışıklıkları yok edemezsiniz mesela. Hmm. Amacı büyük kırışıklıklar gider ama ince kırışıklıklar gidemez. Bunun için işte H100 devreye giriyor. Ve gerçekten bu açıkçası bir cerrah olarak bayağı bir işimi kolaylaştırdığı için çok sık kullanıyorum. Peki, cerrahi operasyonlardan sonra da kombine ediyorsunuz. Evet. Birkaç farklı versiyonu da var bu gençlik serumunun. Yenilenmiş bir altyapısı da var. Evet. Yenilenmiş altyapısı sizin işinize daha mı çok yarıyor hocam? Tabii ki. Yani çünkü özellikle hyaluronik asit ve diğer antioksidan maddeler çok yüksek oranda içerdiği için... Yenilenen formülüyle bir evet. şey daha eklendi. H100 Plus özellikle şey farkı içeriyor. Farkı ne? İçinde pürüvat denilen çok güçlü bir antioksidan madde var. Pürüvik asit. Evet, pürüvik asit. Yani pürüvat denilen, pürüvik asit denilen çok güçlü bir antioksidan madde var. Bu diğer hiçbir üründe yok mesela. Ne H100 yapıyor plastik. Bu pürüvik asit? Hücrenin yaşlanmasını sağlayan işte güneş ışınları, ultraviyole ışınları, çeşitli oksidan maddelere karşı savaşıyor. Cildinin kendini yenilemesini, kendini korumasına yardımcı oluyor. Bir iyileşme hali o zaman bahsettiğimiz tabii ki. Şey. Tabii hem iyileşme hali hem de kendini koruma hali diyelim. Yaşımızın en iyisi olmak için. Aynen. Tamam. Çok güzel söylediniz.
Belli bir yaş sınırlaması var mı hocam bu serumun? Açıkçası 20 yaştan sonra, 20 yaşlardan sonra herkese öneriyorum yani. 20 yaşlardan sonra herkese... Önlem amaçlı 20 yaşlarda başlıyoruz. 20 yaşlarda başlıyoruz. Onun dışında bir yaş sınırlaması yok. Herkes kullanabilir. Sadece hani cilt hasarı olan kişiler değil, herkes kullanabilir. Korumak için en azından. Peki hangi bölgelere uyguluyoruz hocam? Sadece yüzde mi kullanıyoruz? Hayır, en çok yüz alanı boyuna kullanıyorum. Fakat dekolteye, el sırtına birçok bölgeye kullanılabiliyor. En sık görünen kısımlar, vücutta görünen kısımlar ki bunlar da zaten dış etkenlerden, ultraviyole ışınlarından en çok etkilenen yerler. Yüzümüz, boyunumuz, dekoltemiz, kadınlar özellikle dekolte, el sırtı olduğu için en sık buralara kullanıyorum. Ama bütün vücuda da yapılabilir. Tabii ki yapılabilir. Çünkü sonuçta koruyucu maddeler içeriyor. Harika. Çok sık seans gerektiriyor mu? Çok yoğun bir seans sıklığı var mı hocam? Açıkçası şöyle, seans sıklığı kişiden kişiye cilt hasarına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Mesela genç ciltlerde, özellikle 20 yaşlarda, 30 yaşlarda 2 seans yetiyor. Orta yaşlı ciltlerde aşağı yukarı 200 seans gerekebiliyor. Fakat çok yıpranmış yaşlı insanlarda, ciltleri hasar görmüş insanlarda 3-5 seans arası öneriyoruz senelik. Peki bu işlem acılı bir işlem mi? Acılı bir şey sayılmaz. Öncesinde zaten topikal anestezi kremler kullanıyoruz. Ağrı falan olmuyor. Ben en sık pratiğimde zaten benim şöyle bir avantajım var. Ameliyat hastalarına da uyguladığım için hasta genel anestezi altındayken kullanmam artık. Büyük bir avantaj oluyor benim açımdan. Peki bunların ev uygulamaları var mı? Ya da yaptıktan maalesef sonra evde bir devam ürünü var mı? Maalesef yok. Bunlar çok profesyonel uygulama gerektiren işlemler. Ancak doktorlar tarafından uygulanıyor. Hekim yapacak muhakkak. Evet, hekim yapacak bunları. Evet. Buradan seyircilerimize de bence bunu iletelim. Çünkü çok fazla bu anlamda olumsuz şeyler duyuyoruz. Doktor uygulamalarını mutlaka doktorlar yapması gerekiyor. Evet. Klinikte olması gereken işlemler mutlaka kliniklerde olması gerekiyor. Kesinlikle. Plastik cerrahi uzmanı, dermatoloji uzmanı ve medikal estetik sertifikalı hekimler tarafından muayeneler, poliklinikler, tıp merkezleri ve hastanelerde yapılması gerekiyor ki 3. sayfalarda zaman zaman okuduğumuz kötü bir gençlik aşısı durumda yapılmıştır. Dolguda olmuş. Aslında bunlar... Her gün bizlerin kullandığı ürünler değiller. Değil, evet. Ürünler de aslında doğru olmayan ürünler. Yapanlar zaten sağlık mensubu olmayan kimseler. Evet. Doğru olmayan ortamlarda yapılan. Halkımızı korkutmaktan ve endişeye sevk etmekten başka bir durumda. Bu da işimizi çok zorlaştırıyor. İşimizi zorlaştırıyor. Evet, hastalar geldiğinde bir de bunları sakinleştirmek gerekiyor. Şey yapmak yok. Onları anlatmak lazım. Evet, yani gerçekten çok kolay değil yani. Ben şeyi de merak ediyorum, şimdi seyircilerimiz de merak ediyordu muhakkak. Bu uygulamaya ulaşmak kolay mı? Hani evde oturuyor hanımlar şimdi, hani ben bunu yaptırmak istiyorum ama bu çok mu pahalı, benim aile ekonomimi bozar mı gibi sorular soruyorlardır eminim şu anda. Aslında çok da hiç de pahalı değil. Özellikle H100 gençlik kokteyli çok da pahalı bir şey değil. Çünkü bu ürünler geliştirilmeden önce bu mezoterapi maddeleri, dolgular hep ayrı ayrı yapılırdı. Çok daha farklı, fazla zaman harcanırdı, çok daha maliyetleri çok daha yüksek olurdu. Şimdi bunların kokteyl şeklinde sunulması aslında bunun maliyetini de düşürdü. Çok da maliyetli uygulamalar değil açıkçası. Evet, o zaman. Bir de bunlar seanslı olunca tabii ekstra şeyler yapılıyor, indirimler falan oluyor. O zaman seyircilerimize müjde. Evet, yani insanın ruhunu okşayan şey de güzel sonuç olması. Evet. Ve aynı zamanda da uygun fiyatlı oluyor olması. Aynen. Peki daha evvelden dolgular yapılmış, botokslar yapılmış bir hastalara da yine devam edilmesinde bir sakınca var mı? Hayır, kesinlikle hiçbir sakınca yok. Çok doğru söylediniz, çok güzel söylediniz. Hepimizi bu konuda bir an önce bu işlemleri yaptırmak için de neredeyse ikna ettiniz. Biz uygun olduğunuz zaman da sizi de ziyaret etmek isteriz sevgili hocam. Ayağınıza sağlık. Yoğun bir gününüzde bizi kırmadınız, konuğumuz oldunuz. Çok güzel bir konuyu çok özel bir şekilde bizler için anlattınız. Çok teşekkürler hocam. Değerli vaktinizi bizler için ayırdığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ve sevgili seyirciler, programımız tüm huzuruyla devam ediyor. Sıradaki konuğumuz dermatoloji uzmanı Dr. Mayvant Hamidi efendim. Çok işe devam ediyor.